Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi ile mücadele içerisindeyiz. Yeni tip koronavirüs olarak adlandırılan bu COVID-19 salgınına karşı insanlık olarak ciddi bir sınav veriyoruz. Hepimizin bildiği üzere bu salgına karşı her ülke kendi politikasını geliştirmekte ve kendi pandemi planını yürütmeye çalışmaktadır. Bu zor günlerde kamunun tüm kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdüm şekilde ortak hareket edilmesi çok önemlidir. Ülkemizin her şehrinde ortaya çıkan vakalara karşı vatandaşlarımızın eşit hizmet kalitesine ulaşması çok önemlidir. Değerli basın mensupları, bu COVID-19 salgını konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler daha salgın ülkemize girmeden çalışmalara başladık. Özellikle vatandaşlarımızın ortak ve yoğun kullanımında olan merkezi alanların, toplu taşıma araçlarının, dezenfeksiyon işlemlerinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması, ayrıca virüs konusunda bilgilendirmelerin belediyelerimizce yapılmasına dair karşılıklı iletişimi kurduk. Sürecin ilerlemesi, ülkemizin de vakaların görülmesinin ardından bu tedbirler çeşitlendirilmiş ve artırılmıştır. İlerleyen günlerde de salgının durumuna göre yine güncellenecektir. Belediyelerimiz kendilerinin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak karşılıklı diyalog halinde bu süreci başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Salgınla mücadele konusunda belediyelerimiz başarılı bir sınav vermektedir. Önceden almış oldukları tedbirler sayesinde kentlerinde yaşayan vatandaşlarımıza güven vermişlerdir. Hatta belediyelerimizin birçok uygulaması diğer belediyelere ve merkezi hükümete de yol gösterici olmuştur. Bu hususta belediyelerimizin yapmış olduğu bazı uygulamalara örnek vermek istiyorum. Öncelikle hastalığın ne kadar önemli olduğu ve ne kadar hızlı yayıldığının bilinçlendirilmesi için birçok çalışma yapılmıştır. Bu yazılı ve görsel olarak takip edilmiştir ve sosyal medyada ve merkezi alanlarda da bu uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca toplu taşıma araçları ve durakları başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun kullanımında olan kamusal alanlar, okullar, camiler, parklar, meydanlar, kamu kurumları ve birçok sağlık alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalar halen devam etmektedir. Su kesme işlemleri ertelenmiştir. Bu Çevre Şehircilik Bakanlığı yayınlamadan önce belediyelerimizle kurduğumuz diyalog çerçevesinde belediyelerimizde kesinlikle su kesintisinin yapılmaması için karar alınmıştır ve bu karar uygulamaya koyulmuştur. Ayrıca zabıta denetimleri artırılarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve ucuz ürüne ulaşması ve bazı fırsatçılara izin vermemek adına zabıta denetimleri artırılmıştır. Personele idari izin verilerek nöbetleşe çalışma ve yerinde evden çalışma uygulaması getirilmiştir. Ayrıca sağlık problemleri olan belediye çalışanlarına da izin verilmiştir. Birçok etkinlik bu çerçevede iptal edilmiştir. Ayrıca gene kiralarla ilgili tahsilatlar ertelenmiştir. Belediyelerimizin mülkiyetinde olan iş yerleri veya taşınmazlarla ilgili kiralar ertelenmiştir. Bu da bakanlığın karar almasından önce gerçekleştirilmiştir. 65 yaş üstü ve risk grubuna yönelik belli çalışmalar yapılmış ve evde bakım hizmetleri sıklaştırılmış. Başta 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarımız ve engelli vatandaşlarımız olmak üzere kontrolleri artırılmıştır. Evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımızın da talepleri, her türlü ihtiyaçları yerine getirilme adına belli iletişim grupları kurulmuştur. Evsiz vatandaşlarımıza yönelik hijyen, barınma ve gıda gibi destekler de verilmiştir. Ayrıca genel merkezimizce tüm Türkiye'deki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bilgileri belediyelerimize ulaştırılmış ve bu çalışmalar daha düzenli yapılması sağlanmıştır. Ayrıca sağlık çalışanlarımızla ilgili de hem kendilerinin bu yoğun mesai sürecinde
taşınmaları ile ilgili ve barınmaları ile ilgili gerekli tedbirler alınmış ve onların daha iyi ortamda hizmet vermeleri sağlanmıştır. Ayrıca belediyelerimiz merkezi alanlarda kurulan hizmet noktalarında ve belediye binalarına gelen vatandaşlarımızın ve personelimizin sterilizasyon işlemleriyle ateş ölçme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bazı belediyelerimiz merkezi noktalara kontrol üniteleri kurarak ayrıca vatandaşlarımızın o alanlarda da kontrollerini gerçekleştirmektedirler. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları da aynı şekilde devam etmektedir. Bildiğiniz gibi bu süreçten etkilenen bir kesim de elbette ki sokak hayvanları. Onların da şu anda gerekli gıdaların ulaştırılması için çalışmalar devam etmektedir. Birçok belediyemiz sadece hayvan barınaklarında değil, ayrıca şu anda kontrollü olarak sokak hayvanlarıyla da ilgilenmektedir. Değerli basın mensupları, içinde bulunduğumuz durumun tüm toplum olarak savaş vermemiz gereken bir durumdur. Bu salgına karşı verdiğimiz savaşın bir ayağını devlet, diğer ayağını vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Devlet gerek merkezi hükümetçe gerek yerel idarelerde gerekli önlemleri almaktadır ve almaya da devam edecektir. Bu konuda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak salgınla mücadele konusunda atılacak her türlü adıma destek vereceğimizi bir kere daha belirtiyorum. Hükümetin de gerek ekonomi masamızın da gerekse genel başkanımızın dün açıkladığı programları ivedilikle uygulamaya sokması gerekmektedir. Bu çalışma topyekun bir çalışmadır ve bu çalışmaya da biz her türlü katkıyı vermeye hazırız. Özellikle vatandaşlarımızın evde kal çağrılarına uyması bu hastalığın önlenmesinde ve yayılmasında çok önemli bir yer işgal etmektedir. Gerek 65 yaş üstü, gerekse ihtiyacı dışarıda herhangi bir önemli bir konusu olmayan vatandaşlarımızın toplu alanlarda bulunmaması, dışarı çıkmaması çok önemlidir. Evde kal çağrılarına uyulması bu hastalığı engellemede önemli bir rol üstlenmektedir. Değerli basın mensupları, tabii yerel yönetimlerimiz birçok çabanın içerisinde birçok mücadeleyi veriyor. Ama bunun yanı sıra yerel yönetimlerimizin de bu minvalde sorunlarının çözülmesi gerekir. 3 aylık bir İller Bankası borçlarının ertelenmesi sağlandı ama bu yeterli değil. Mart ayından başlamak üzere bir yıl bu borçların ertelenmesi lazım. Çünkü belediyelerimiz şu anda sahada direkt bulunan bu hastalığın yayılmasını engellemek için sürekli hijyen ortamı sağlayan kurumlarımız ve bu çalışmalardan dolayı da önemli bir kaynak harcamaktadırlar. Bu anlamda kendilerine de destek olmalı gerekiyor. Bu 3 aylık kesintinin Mart ayından başlamak üzere bir yıl olması gerekir. Ayrıca özel kamu ayrımı yapılmaksızın bankaların, belediyelerin kredi borçlarını, aylık ödemelerini kriz sürecince ertelemesi ve kredi oranını da artırmasını bekliyoruz. Gerek İller Bankası diğer kamu ve özel bankalar mutlaka belediyelerimizin kredi olanaklarını artırması gerekir. Ayrıca belediyelerimizin SGK ve vergi borçlarının ertelenmesi ve haciz uygulamalarının da bu minvalde kaldırılması gerekir. Demin de ifade ettiğim gibi belediyelerimiz şu anda her alanda hizmet vermektedirler, sürekli sahadadırlar, vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda bulunmaları ve yaşamaları için de yoğun bir mücadele göstermektedirler. Sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Gerçekten onlar büyük bir özveriyle görev yapıyorlar. Ama bu arada belediye çalışanlarımızı da göz ardı etmeyelim. Onlar da bizim sağlıklı bir ortamda olmamız ve bu virüse bulaşmamamız için büyük mücadele veriyorlar. Onların da bu anlamda desteklenmesi gerekir. Ben inanıyorum ki bu virüsü hep beraber atlatacağız ama bunun için gerekli tedbirleri mutlaka almamız lazım. Uyarıları dikkate almamız lazım. Bu hastalığı ne kadar az alana yayılmasını sağlarsak en kısa sürede de bitmesini sağlamış oluruz. Bu çalışma topyekun bir çalışmadır. Bu üzerinde
siyaset yapacağımız bir çalışma değildir. Onun için milletçe koronavirüsüne karşı mücadelemizi büyütmemiz gerekir. Hepinize çok teşekkür ediyorum.